Burçları Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Banu Hanım'la birlikteyiz. Kendisini kısaca tanıtmasını isteyeceğim ama biz bugün TLC diye bir şey konuşacağız. Ne olduğunu, açılımını kendisi yapıyor olacak. Hoş geldiniz Banu Hanımcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Kısaca kendinizi tanıtmanızı istesek ne dersiniz? Tabii. İsmim Banu Öndeş. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da bir özel hastanede çalışıyorum. Sizinle de Işık Hocamızın sınıfından ve grubundan tanışıyoruz. Evet. Çok da keyifle izliyoruz, takip ediyoruz. Şimdi burada buluştuk. Peki TLC'den bahsediyor olsak, TLC ne demek? Önce onun bir açılımını yapıp başlasak. Tabii, TLC... Tender Loving Care aslında 1951 yılından beri literatürde tanımı yapılmış ama bizim sağlık profesyonelleri tarafından hep geri planda gördüğümüz. Aslında sağlık profesyonelleri tarafından stres altındaki hastanın durumunu algılayan, gerginliği, sıkıntıyı ve kaygıyı azaltıcı şekilde yanıt veren, şefkat ve empatiye dayalı hasta bakımı olarak tanımlayabiliriz. Biz genellikle hastayla baş başa kaldığımızda, İşte bir, kısa bir anamnez, arkasından fizik muayene, arkasından tetkikler ve görüntülemeler şeklinde hızlıca bir yola giriyoruz. Ama empatiye dayalı hasta bakımından birazcık uzaklaşıyoruz. Bu da tabii ki çalıştığımız şartlarla, yaşadığımız şehirle, gündelik hayatla, ülkemizin durumuyla birazcık alakalı. Ama bunu da hem muayenemize hem de gündelik hayatımıza katarsak hastalarla ilgili çok çok olumlu sonuçlar elde edebiliyoruz. Nasıl? Plasebo ve nosebo etkisi gibi. Burada bir şey soracağım. Şimdi diyorsun ki yani aslında daha sıcak bir iletişim kursak ama bir taraftan da hani hep duyuyoruz ya çok fazla hasta var, çok az doktor var. Yani ben Ankara'da içinde duyuyorum mesela. Ve çok uzun bekleme süreleri var. Yani sen özellikle kadın hani sağlığı, kadın doğum olduğu için mi yoksa hepsi geneli için mi böyle düşünüyorsun? Hemen hemen tüm branşlar için geçerli. Aslında TLC'nin ilk ortaya çıkışı hemşirelik hizmetlerinde. Hemşireler hastalarla daha çok özellikle yataklı tedavi kurumlarında vakit geçirdikleri için daha çok baş başa kalıyorlar. Ve ilk tanımında da şöyle deniyor. Hastanın o benim hemşirem dediğindeki o tarif edilemez özelliktir TLC deniyor. Tender Loving Care. Çok çok güzel bir tanım. Yani bu tarif edilemez bir özellik. Ama genellikle kullandığımız ya da kullanmamız gereken şey kadın doğumla çok alakalı. Neden? Çünkü özellikle çocuk sahibi olmaya çalışmış ve bir süredir başarılı olamayan çiftlerde, infertilite tedavisinde ya da benim kendi uzmanlık tezimde bu konuydu. Tekrarlayan gebelik kayıplarında hastaların bir sonraki gebeliğinde ya da mevcut gebeliğinde eve bebek götürebilme ya da canlı doğum yapabilme konusunda kaygıları var. En çok kullandığımız konular bunlar. Özellikle tekrarlayan gebelik kayıplarında hastalara TLC konusunda destek olmak eve götürülen bebek oranını ve canlı doğum oranını belirgin bir şekilde artırıyor ve kılavuzlarda TLC artık bir madde olarak yayınlanıyor. O yüzden bu çok ben ilk tezimi yaparken de beni çok heyecanlandırmıştı. Tezimin son cümlesine de hastaya şefkatli yaklaşım tüm tıbbi tedavilerden daha çok eve götürülen bebek oranını artırır yazmıştım ve günlük hayatımda da bu şekilde görüyorum. Ya çok tatlı çünkü biz mesela ben de koçluk yapıyorum ve koçlukta da bu hani hem kendimize hem karşımızda gelen danışanımıza şefkatli yaklaşmak çok kıymetli. Ama bazı yerlerde şey diye geçiyor mesela bu etik değil daha bir böyle resmi durmamız gereken falan diyorlar. Ama ben onun Çok dışına resmi. biraz taşıyorum gibi geliyor. O da sakıncalı Yani gibi düşündüğümde resmi de şimdi çok sen böyle alakalı. söyleyince yani çok güzel geldi kulağıma. Tabii ama bunun hani resmiyetle ya da yüzünüzün soğuk oluşuyla bir alakası yok. Sadece göz teması kurup hastanın fiziksel durumu dışında duygularını da anladığımızı ifade etmemiz ya da bunu anladığımızı ona davranışlarımızla göstermemiz demek bu. Yani sen sadece etten kemikten, bir tahlilden ya da bir görüntüden ibaret birisi değilsin. Senin duyguların var. Sen nasıl beni burada karşıma otururken ben senin için en iyi doktorsam. Çünkü beni seçip geldin, bir randevu aldın, karşıma oturdun. Senin için ben şu anda, şu an, şu dakikada en iyi doktorum. Sen de benim için öylesin. Sıradan birisi değilsin. Sen sadece muayene bulgularından ibaret ya da bir kağıtta ismi yazan ya da bir Excel tablosundaki bir kimlik numarasından ibaret değilsin ve sen benim karşımda duyguları olan
Seni anlamam gereken bir insansın. Sadece Evet. aslında yapılması gereken bu. Bence hayatın genel gidişatında da böyle Ya çok olmalı. güzel şeyler söylüyorsun. Neden? Yani ben kan aldırmaktan bile çok korkan bir insanım. Orada Evet. dediğin gibi bir hemşirenin bana o korkumu küçümsemeden işte yanda bir mesela pano asmış. Bak oraya bak, korkanlar oraya bakıyor ve orada bir espri var. Onu okuyana kadar ben sen bitireceğim gibi çok dediğiniz gibi şefkatli yaklaşması. Hele ki eğer bu durum bir çocuk almak, bir canlı büyütmek karnımda ve sürekli onu kaybettiğim bir durumda size gerçekten candan güveniyor olmam ne kadar kıymetli, değil mi? Kesinlikle öyle tabii. Yani ilaçla karşılaştırmalı çalışmalarda da hem tıbbi tedaviye ek olarak hem de tıbbi tedavi verilmemiş hastalarda gerçekten eve götürülen bebek oranlarında ciddi ciddi fark oluyor Ya ne hastalarda. kadar Hani benim güzel. kendi hasta grubum da çok bilir ve yapar ve çok severiz bu durumu. Bugün de doğum günüm, binlerce de mesaj aldım konuyla Ay ne ilgili. güzel. İyi ki doğdunuz o zaman. Biz de buradan Allah'ım kutlayalım. teşekkür Ne ederim. güzel bir güne denk Ama gelmiş. vakitle ya da işte sınırlı bir zamanla alakalı değil. Sadece minicik birkaç milisaniyelik bir göz teması ile bile yapılacak bir şey. Peki o zaman biraz daha derinlemesine açacak olursak, siz Tabii. bunu hastalarınızda nasıl uyguluyorsunuz ya da nasıl uygulansın diye düşünüyorsunuz? Şimdi bunu aslında ben kendimce şöyle tanımlıyorum. Plasebo memnun edeceğim demek aslında Latince'de. Nocebo da zarar vereceğim demek. Bunu plasebo ve nocebo etkisi gibi düşünebiliriz. Yani hastanın karşısındakine güven duyup onun vereceği herhangi bir tedaviyi plasebo etkisi gibi kabullenip onun olumlu etkilerini görmesi ya da negatif bir bakış, negatif bir söz ya da işte umursamaz bir davranış ya da onu o gün, o günkü şartlarda belki şu an yapsa hiçbir şey hissetmeyecek ama o günkü şartlarda rahatsız eden herhangi bir tutum ya da sözün nosa bir etkisi yani ona hiçbir şey yapmayacak ya da olumsuz bir etki yapacak bir tıbbi tedavi konusunda katkısı diyeyim. Katkısı şeklinde düşünebiliriz. Yani aslında tamamen plasebo etkisi diyemeyiz buna. Çünkü hastalar karşısında bir aile sıcaklığı, nezaket, saygı, sorumluluk, karşısındakinin düşünceli oluşu, empatik bakım, hastaya rahat duygularını ifade edebilmek için yeterli süre verilmesini isteyen ya da gerginliği gideren ya da hastanın sadece fiziksel semptomlarını ya da muayene bulgularına göre değil de duygularına yönelik de tepki veren bir sağlık profesyoneli bekliyor. Sadece kadın doğumda kullanılmıyor TLS, özellikle yanık ünitelerinde. Yeriatrik yani çok yaşlı hasta popülasyonlarında, kronik migren hastalarında, yeni doğan yoğun bakımda biliyorsunuz bazen 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay yoğun bakımda yatan küçük prematür bebeklerimiz olabiliyor. İnfertilite tedavilerinde, doğum sürecinde yani doğum sürecinde yapamazsın dediğimiz bir hasta gerçekten yapamıyor ama başarabilirsin dediğimiz hastanın hani bir cümleyle bir değil 10 kat daha bu konuya kendini verdiğini görüyoruz. Çok tıbbi yönlerde çok kullandığımız bir şey ama biz en çok infertilite yani çocuk sahibi olmaya çalışan ve bu konuda bir yola girmiş hasta popülasyonunda ve gebelik kayıplarında bunu kullanıyoruz. Çünkü aslında orası sizin uzman alanınız olduğu için. Evet, aynen öyle. Ama şimdi mesela bu şey gibi de algılanmasın dediğin gibi hani iyi düşünelim iyi olsun değil. Bilimin Aa, yok geldiği yok son hayır noktada kesinlikle da öyle bir şey yok. hani Biz seçmen başta da olarak tüm tıbbi desteği verdikten sonra yani verdikten sonra değil aslında eş zamanlı başlıyor gibi. Sürecin zor ve uzun ama bizim desteğimizle de istatistiklere göre en güzel yere varacağını anlatıyoruz hastalıklara. Yani gaz vermek değil burada kesinlikle Evet. yanlış anlaşılmasın. Onun Ben hekim olarak tüm tıbbi desteği verirken ve verme sürecimde doğuma kadar ya da işte gebeliğin elde edilmesine kadar bu zor ve uzun süreçte hastanın her türlü yanında olduğumu ve onun duygularını anladığımı ve bu karşılıklı empati ve anlayışla birlikte bu yolun sonunda güzel şeyler olacağını anlatıyorum diyebiliriz. Evet. Çok güzel bir yere geldin. Onu diyeceğim. Hani başta da bahsetmiştin Işık hocamdan. Ondan da öğrendiğimiz işte kuantum fizik olaylarında da Tabii. ya da işte bilimin geldiği son noktada ve bizim Türkiye'deki ve dünyadaki birçok profesyonelin de söylediği gibi konnektom bunu da anlattı. Yani Aynen. birbirimizle birleşik ve birbirimizin enerjilerinden etkilenen organizmalar olduğumuzu düşündüğümüzde bu yaptığımızın aslında dediğin gibi ya da yaptığınızın ama ben de koçlukta yapıyorum yani Tabii. benzer Tabii. şeyleri.
böyle boşu boşuna bir gaz vermekten öte orada bir enerji Asla. akışı zaten. Tabii. Yapılan şeyin çok kıymetli olduğunu ben kendimde de gözlemliyorum. Sizin hayatlarınızda da ki dediğin gibi derslerde bize çok güzel örnekler veriyorsun. Orada o hücrelerin mesela bir şey bahsetmiştin, ondan bahseder misin? O çok kıymetli. Evet O evet neydi o da tam? yine benim kendi uzmanlık tezimle alakalı bir şeydi. Bizde Evet. işte tekrarlayan gebelik kaybı 3 veya daha fazla gebelik kaybı olan hastalarda hastalığın rahim içindeki o hafıza hücreleri yani bebeği reddeden ya da kabul eden hücrelere bir takım tedavilerin yanında da işte bu TLC dediğimiz bakımı verdiğimizde hem onların bebeği kabullenişlerinin daha fazla olduğu etkilerinin ve aktivitelerinin arttığı hem de canlı doğum oranlarının daha fazla olduğunu gördük. Bu genel hayatta da böyledir. İyi başladığınız bir işte. Ya nasip deyip çıkarsınız ama elinizden geleni de yaparsınız. O zaman sonuç sizi iyi bir yere götürür. Ama durduğum yerde durursam sadece ya bugün iyi şeyler olacak dersem olmayabilir. Olmaz da çoğu zaman zaten. Yani kısacası biz hekim olarak hasta hasta olarak gerekeni yaptığında tıbbi destek olarak ve karşılıklı empati ve anlayış olduğunda da aslında bizi sonuç olarak iyi bir yere götürüyor diyebiliriz. Peki ben gene başa döneceğim. Hani bu yoğunlukta siz bu çok uygulanabilir bir şey mi? Yani herkes mesela bu konuyu kabul ediyor mu? Herkes dediğim bütün doktorlar bu konuyu kabul ediyor mu? Yoksa düşünüyorlar mı Bu ya nasıl? genel tıp fakültelerinde çok geri planda kalmış. Yani iletişim bir insanın aslında mizacıyla alakalı bir durum. Yani iletişim dersleri son 10 yılda tıp fakültelerinde bazı hocalarımızın özverisiyle ders programlarına girmiş durumlar. Ama iletişim mizaçla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Ama hani odaya girdiğinde hastanın bu konuyla yakından ilgilenen bir doktorun hani o aurasını ya da o enerjisini anlamaması da mümkün değil. Yani onu muhakkak hasta da anlıyor ve o şekilde de tepki veriyor. Karşılıklı oluyor bazı şeyler. Bunun zamanla kısıtlı olduğunu sanmıyorum Münevver Hanım. Yani bu tamamen kalpten gelen bir şey. Bence de çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben de iletişim konusunu çok anlatıyorum ve iletişim bir beceridir ve diğer tüm beceriler gibi geliştirilebilir diyorum. Hani mizacımız ne Kesinlikle olursa öyle. olsun Kesinlikle. geliştirilebilir bir yön ve dediğiniz gibi bir iki cümleyi değişik bir şekilde kurmakta bir iki cümleyi Kurmak, başka evet. türlü kurmak arasında gerçekten dağlar kadar etki anlamında fark yaratabiliyoruz. Peki detaylarla... Kadın doğum ya. Kadının halinden birazcık daha iyi anlayabiliyor bu konuda. Hani ben ne duymak istiyorsam açıkçası onu da söylemeye gayret ediyorum konuyla alakalı. Benzer süreçleri de yaşamış birisi olarak söylüyorum. İnsan hani zamanın bu konuda bir kısıtlama yarattığını çok fazla düşünmüyorum. Dediğim gibi birkaç saniyelik bir göz teması bile bu konuda bize yardımcı olabiliyor. Harikasın. Peki detaylarda daha söylemek istediğin benim sormadığım şeyler var mı? Tabii ki. Şimdi birincisi yine gebelik kayıplarından ve infertiliteden başlarsak suçluluk duygusunun, öfkenin, kaygı ve anksiyetenin depresyona yol açtığı, depresyonun da hem kısırlığa hem de tekrarlayan düşüklere sebep olduğu literatürde yayınlanmış, istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve çok güzel impact faktörü olan dergilerde yayımlanmış makaleleri var. Dolayısıyla zaten belli olumsuz bir süreci yaşayıp karşımıza oturan bir hastada bir de mevcut duygu durumunun bu süreci olumsuz bir sekteye uğratacağını düşünürsek bizim konu ile ilgili destek vermemiz, hastanın depresyondan çıkmasını sağlamamız hem tıbbi olarak hem de konuşma ya da empati ya da işte süreç boyunca yanında olduğumuzu sağlamak hem eve götürülen bebek oranlarını hem de hastanın gebe kalmasını kolaylaştıran ve artıran yöntemlerdir. İki, bu sürecin ne kadar süreceğini keskin sınırlar içinde bilemeyeceğimiz için 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl bu sürecin tüm zamanlarında, tüm anlarında hastaya hem profesyonel medikal destek hem de sosyal olarak destek vermek konusunda yanında olduğumuzu muhakkak söylememiz ve hastanın bu konuda onayını almamız gerekiyor. Çünkü hastalar eğer bir gebelik yaşarlarsa gebelikten çok uzaklaşıyorlar. Aile, ebeveyn, eş, kardeş desteği yerine bir doktor desteği arıyorlar. Çünkü hem bilimsel bir şey duymak istiyorlar, hem de olumlu bir şey duymak istiyorlar. Keşke her şey kitapta yazdığı gibi olsa, bütün hastalar karşımıza işte birer rakam olarak gelse, onların sonuçlarını bilebilsek. Tıbbın ilk cümlesi şudur Münevver Hanım, hastalık yoktur, hasta vardır. Benim o gün saçımın dökülmesi
Hayatımı alt üst eden bir şey olabilir. Bütün hayatımın odak noktası olabilir. Ama sizin için saç dökülmesi sıradan bir şey olabilir. O onun duygusudur, bu benim duygumdur. Ya da işte onun doğumu çok kolaydır, benimki çok zordur. Kime göre, neye göre? Bu sadece o hastaya ya da o kişiye özgüdür. Siz de mesela kendi koçluk durumlarınızda görüyorsunuzdur. Çok basit bir şeye bir insan kafasını takabilir. Öbürü için çok sıradan bir olay olabilir bu. O yüzden biz kişisel destekler veriyoruz zaten. Yoksa ben bu işi online'da yapabilirim, değil mi? Aa, senin buyun var, senin ilacın bu. Buyur, bu ilacın, bu da işte reçete numaran deyip kestirip atabilirim ama süreç öyle yürümüyor. Bu hastaların ciddi olarak o kaygı ve endişeleri mevcut tıbbi durumuna olumsuz etki yaptığı için biz de tam tersini yaparak işte onların pozitif duygularının ve bizim karşılıklı empati yaparak hastanın duygularını anlamamızın bizim tıbbi tedavimize olumlu katkı yapmasını istiyoruz. Özellikle geriatrik popülasyonda da kadın doğum dışında da çok yaşlı hastalarda bu ciddi anlamda kliniklerde böyle TLC odaları olan yurt dışında bazı böyle derneklerinin olduğu sizin de bir takım maddi destekler yaparak bu TLC konusunda özellikle hemşirelik hizmetlerinde hastalara destek olabildiğiniz işte kimsesiz çocuklara yetimhanelerde TLC desteği verilen sağlık personellerinin olduğu yerler var. Hatta bunları online olarak eğitimlerini yapıp tüm dünyadan katılan böyle küçük gruplar halinde TLC eğitimleri verilen küçük kurumlar var. Ama bunların ben ülkemizde de çok yaygın hale getirildiğinde hastaların özellikle kanser hastalarının işte geriatrik popülasyonunun kısırlık tedavisi gören hastaların bu konuda destekli yerlere geleceğini düşünüyorum. Ya çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani ben Kanada'da bunun birebir örneklerini görüyorum. Ama ben bunu TLC Evet. diye hiç bilmiyordum gerçekten sizden duyana kadar. Evet. Ve bundan sonra da daha dikkatli bakmaya çalışacağım bu konuda. Tabii, tabii, Ve benim de tabii. mesela bir koç olarak bu konuda yapabileceğim bir şey varsa hastalara o konuda yapmayı istiyorum. Çünkü şimdi siz konuşurken de dediğim gibi aklıma geldi. Benim çocuğumun ilkokulunun yanında bu yaşlı bakım evi vardı. Ve çocukları düzenli aralıklarla yaşlılarla gidip bir araya getiriyorlardı. Onları ziyaret ediyordu. İşte orada şeker falan filan bir şeyler veriyordu. Çocuklar onlara kitap okuyordu. Onlara ne bileyim bir şeyler anlatıyor. Böyle kaynaşıyorlardı. Hem çocuklar işte büyükleri görüyordu. Büyükler çocuklarla moral buluyorlardı diyebilirim. Yani yalnız kalmıyorlardı. Mesela şimdi bunun altında yatan belki de böyle bir bakış açısıdır diye Tabii, düşünüyorum. tabii, tabii ki kesinlikle. Yani pozitif bir tane duygu bir yerine 10 olarak vücudumuzu etki ediyor. Aynı şekilde negatif duygular da öyle. Bir tane olumsuz bir şey gerçekten bir değil ama eksi 10 olarak da hayatımıza etki edebiliyor biliyorsunuz. Bu hayatın her alanında var. Ama dediğim gibi hani zaman değil bunun şeyi. Yani bazen bir doktor o kadar günde 150 hasta baktığım durumlar da oldu mecbur hizmette 200 hasta gördüğümüz. Ama kendi çaresizliğimi bile ifade edebildiğim durumda karşımdaki hastanın bunu anladığını gördüm. Yani o da orada benim ne kadar zor bir durumda olduğumu gördü. Ya, diyorum ya minicik bir kelime ya da bir göz teması bu karşılıklı duyguları anlamamıza yardımcı olabiliyor. Ya harikasın. Sonuçta diyorsun ki yani tamam ben de doktor olmuş olabilirim ama benim de çaresiz kaldığım yerler var. Ve orada Aa, birbirimizle ne olmaz kadar aciziz aslında. Tamam ben sana yardım mı? etmek istiyorum ama Tabii. sendeki acizliğin bir yansıması bende de var. Ama birlikte yaparsak şöyle yapabiliriz. Olmazsa da böyle olabilir. Kesinlikle, Ama biz kesinlikle. durmayız yolumuza devam ederiz gibi bir bakış açısı Ya bugün gerçekten olmaz ama çok yarın iyi. olabilir. Bugün zamanım kısıtlama, sana daha fazla zaman ayırabileceğim şu gün olabilir. Dediğim gibi mizaç da bu konuda çok önemli ama yine de yaygınlaşması ve bunların tıp fakültelerinde okutulması gerektiğini düşünüyorum. Naçizane ben de üniversitede derslerimin son 10 dakikasını her seferinde 3. ve 4. sınıf tıp fakültesi öğrencilerine bu konuya ayırıyorum. Ne güzel. Bayağı da yol kat ettiklerini düşünüyorum. Gelip poliklinikte hasta bakarken ben onların yanında dururlarken de bu empatlığı yaptıklarını görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Hatta son sınavlarında da gördüm ki gerçekten bir şeyler başarabilmişiz, görebilmiş ama bunun çok 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 yaygınlaştırılması gerekiyor. Aslında İnşallah. bunları bizim Mevlana'mız, İbn Arabi'miz o kadar güzel ifade etmişler ki TLC deyince böyle birazcık hani yabancı bir şey olunca Yabancı çok gibi geliyor ama sen güzelmiş anlatınca gibi ne geliyor kadar ama sıcak. o kadar güzel söylemişler ki bilgi beş harflidir,
Beşte dördü ilgidir demiş bizim Aa, çok düşünürlerimiz. güzel. Ne güzel söylemişler. Ama işte hani biz böyle kendi kültürümüzden bir şey olunca çok kabullenmeyip böyle bir yabancı bir şey söyleyince çok güzel oluyor hayatımızda. O yüzden ben böyle her slaytımın sonuna bu şeyi koyuyorum. Diyorum ki bilirsen bile o gün senin branşın değildir ya da hiç okumadığın bir konudur, ilk defa duyduğun bir hastalıktır ya da çok zor bir şeydir. Bilmeyip birinden yardım isteyeceğini söylemen bile TLC'dir aslında. Doğru. Güvenini kazanmaktır karşındakinin. Ben bu kadar yapabiliyorum ama şu daha iyi bilir demek bile bence güzel bir iletişim yolu. Ya zaten bile değil, bence en güzeli o. Neden? Biz çok bilmiyorum demeye alışkın bir toplum değiliz ya. Bilmeme Evet. olmak çok egosantrik bir şey yani. O yüzden bilmiyorum demek çok büyük bir şey. Bilmiyorum ama öğrenebiliriz. Ben senin için öğrenip sana anlatabilirim Tabii gibi birlikte bir emek yaklaşım. verebiliriz bu Evet. konuyla ilgili. Çok kıymetli. Yani ben bunu Evet. çocuklarla olan iletişimde de kullanıyorum. Çünkü büyüklere diyorum ki tam anne baba olmuş olabilirsiniz ama siz de bir annesiniz, babasınız, bilmiyor olabilirsiniz. Bunu çocuğunuza bilmediğinizi ve gel bunu birlikte araştıralım dediğinizde o çocuk sizdeki o hem dediğiniz gibi TLC'yi görüyor olacak. Tabii, Yani tabii, benden tabii. ilgileniyor. Birlikte bir şey yapıyoruz ve araştırmayı da en azından birlikte göreceksiniz. Bak hala Ya gelişebiliriz. benim hem mevcut durumumu ciddiye aldı. Bu Evet. karşımdaki koç, doktor, öğretmen, işte hemşire Annem hiç fark babam. etmez. Evet, annem, babam, ebeveynim. Benim hem bu durumumu ciddiye aldı hem de duygularımı ciddiye aldı. Önemsedi beni. Ve bu durumda emin olun o da kalbinin bütün kapılarını açıp size, o da sizinle birlikte o yolda size yardımcı olmaya başlıyor. Evet. Harikasın Banu Hanımcığım. Çok güzel şeyler anlattın. Son eklemek istediğin varsa onları da alayım. Bugünlük de bu kadar Çok olsun. teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz Ne için. demek? Yine başka bir konuda ya da benzer konularda konuşabiliriz Aynen, tekrardan. mesela sorsunlar ya, kadın hastalıkları ile alakalı Aa ya da doğumla alakalı tabii. sormak Çok çok istedikleri varsa sevinirim. onlar Çok çok üzerinden de sevinirim. programlar yaparız. Aa Çok tabii. teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşça Sağ kalın. olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.